Eski bir Pendikli olarak yıllardır beklenen, özlenen bu heyecanı bu sene dinamikler bir araya gelerek oluşturuldu. Bu heyecanı yaşamayı bekleyen o kadar çok insan var ki biz bile hani buradan yetişen futbolcular olarak bu yapılanmanın içinde var olarak, bunu yaşayarak, hissederek semte de aşılamak istiyoruz. Başarılarla, hani maç sonuçlarıyla, tabii ki en sonunda kupayla taçlandırarak. Yapılanmanın en önemli, hani diyebileceğim şu en önemli unsuru ne dersek, 20 yıllık neredeyse bu lige demir atmış gibi bir takım gözükebiliyoruz yıllardır. Hani ne çıkan ne düşen. Son yıllarda birkaç playoff yakalamış ve playoff'un eşiğinden dönmüş bir takımız. Yıllardır yani semtin tüm esnafından taraftarına, ailelerimizden sokakta gezen insanlarına böyle bir yapılanmayı bekliyordu. Bu yapılanmanın bence getirileri çok fazla olacak. Pendik ismi zaten Türkiye'de tanınmış bir isim. Ancak beklenen tek şey sanırım kupaydı. O da inşallah bu sene gelecek gibi görünüyor. Pendik Spor, tüm Pendikli gençlerin en önemli sivil toplum örgütü derler ya, sivil toplum örgütlerinin buluştuğu nokta Pendik Spor'dur gençler için. Çünkü her gencin hayaliydi. Biz de altyapısına geldiğimizde top toplayarak, tribünlerinde büyükleri izleyerek, yeri geldi tribünde deplasmana maçlara giderek, tribünde bağırarak geldik. Bizim için anlamı ayrı. Bizim bulunduğumuz yeri hayal eden gençler de çok fazla. Semtçilik diye bir şey vardır İstanbul'da. Bu Pendik'te çok fazlasıyla var. Mahalleler bir araya gelerekten çok büyük bir oluşum oluşturuyorlar. Biz zaten pandemi dolayısıyla çok ayrı kaldık taraftarımızdan vesaire. Semtçiliğin ne olduğunu siz de maçlar başladığında çok net bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü Pendik İstanbul'da özellikle semt takımları arasında saygı duyulan en önemli takım taraftarıyla, semtteki dinamikleriyle. Çünkü semtin her köşesinde, her yerinde bir pendiklik vardır. Hani mikro milliyetçilik gibi diyebilirim. Çünkü oradan geliyor her şeyin bağımlılığı. Pendik'te şöyle de bir şey var. Söylemdir bu. Herkes çok iyi bilir. Bunu söyleyeyim. Özellikle arkadaşlar ister bunu. İtalya'da Venedik derler. Türkiye'de Pendik. Bunu herkese iletelim. Pendik'in anlamı çok başkadır. Trafikten yoksundur. Her şeye ulaşabilirsiniz. Her alanda geniştir. Sosyal aktiviteler vesaire. Ama bir kültür vardır yani böyle. Eski kültür vardır. Mahalleden gelen insanlar. Mahalle maçları. Biz öyle yetiştik. Hala da bunu, tabii ki yeni kentleşme buna engel oluyor ama o kültürü koruyan ender semtlerden biridir Pendik. Yapılanmaya biraz geç başladık biz. Ancak yeni gelen oyuncular zaten hani bu ligin bilinen oyuncuları. Var olan oyuncular zaten bu ligin bilinen oyuncuları, değerli oyuncuları. Burada bulunan her oyuncu en gencinden en büyüğüne kadar değerli bir oyuncu. Gelen oyuncularla birlikte iyi bir harmanlama oldu şu anda. Dediğiniz gibi Uğur Uçar geldi. Yani yıllarca Süper Lig'de yer bulmuş, kupalar kazanmış, değerli, kariyer anlamında, kişilik anlamında da çok mütevazi. Sakin. Kişilik anlamında da çok mütevazi. Bu tip oyuncuların zaten Pendik'te her zaman karaktere önem verilir. Yani şu anki bulunan oyuncu grubu da çok karakterli ve bu yapılanma şu anda cidden ciddi manada yani çok birbirini tamamlayan bir hale geldi. Bizim futbolcular olarak kampa şu anki bakış açımız, bulunduğumuz ruh hali, yapılanmanın getirisiyle birlikte çok olumlu. Çünkü hepimizin böyle bir hedefi vardı. Bu hedefe kavuşabileceğimiz alan burası. Çalışmalarımız zevkli geçiyor. Her şey çok şu an uygun ve yerinde. Hava nasıl diye sorarsanız hava gayet iyi şu anda. Çünkü iyi olmalı. Bir hedef var. Bu hedef için de havanın iyi olması gerekiyor. Kendimizi bu noktada odaklayıp konsantre etmemiz gerekiyor. Bunu da tamamen sağlamış durumdayız. Kendi adıma en azından bu şekilde. Haydar abi geldi. Haydar abi de yıllarca ligde izlediğimiz bir büyüğümüzdü. Haydar abinin tecrübelerinden de yararlanarak çok tatlı bir rekabet içinde olacağız. Zaten şu an çok uyumluyuz. Gayet keyifli geçiyor Haydar abiyle de idmanlar. Yani bunun en büyük yararını Pendik Spor görecek diye düşünüyorum. Çünkü yani geçit vermeyeceğiz gibime geliyor bu sene. Allah nasip ederse. Benim adıma Haydar abinin gelmesi benim için bir avantaj. Hem kaliteli bir isim, hem onun tecrübelerinden yararlanarak hem de onu kalede geçme adına
elimden geleni fazlasıyla yapacağım. Yani evet, yani bu ayrılık benim için, yani nasıl demek gerekir? Şimdi kelimeye dökmek biraz zor oluyor tabii. Pendik'ten ayrıldığım dönemde genç bir kaleciydim. Ayrılmam gerekiyordu çünkü genç kalecilerin oynaması ve şans bulması zordu. Bu dönemde gidip oynayıp geri güçlü gelme hayaliyle tabii ki bulunduk, edindik. Gittik, çok şükür oynadık, şampiyonluk yaşadık başka yerlerde. Ama Pendik'e her zaman bir dönüş isteği buradan giden her oyuncuda vardır. Çünkü Pendik, yani gerçekten hani bu, yani demagoji yapmıyorum da, Pendik başka bir semt ya böyle, hani ben doğdum büyüdüm. Belki ondan dolayı böyle düşünüyorum ama yani İstanbul'da nerede yaşamak istersin derseler, Pendik'te yaşamak isterim der bir insan. Nerede oynamak isterim derse, eğer üst lig seviyelerinde, üst lig takımlarında oynamak istemiyorsa, herkesin bir Pendik hayali vardır. Onun için benim geri dönüşüm bana çok mutluluk, huzur verdi. Bir de çok büyük bir sakatlık yaşamıştım, çapraz bağ sakatlığı. Onun ardından bir dönüş sağladım ve burada da kendi performansımı yakaladım. Bu da benim için çok büyük artı oldu. Yani dediğim gibi o anki duygusal bağlılığım hiçbir zaman kopmadı, zaten kopmuyordu. Geri dönüşüm de bana çok büyük bir mutluluk verdi. Pendik spor altyapısı her genç oyuncunun kendini geliştirebileceği, çok profesyonelce eğitim alabileceği bir altyapı. Bunun en güzel örnekleri de yıllardır üst liglere verdiği oyuncularda görünüyor. Bunun haricinde olaraktan üst ligden hariç birçok profesyonel oyuncu yetiştirdi. Yani örnek ben de buradan yetiştim. Altyapıda aldığım eğitimle bugün bu takımda kaptanlık yapabiliyorum. Belli bir seviyede futbol oynayabiliyorum. Pendik Spor altyapısı da diğer Türkiye genelindeki genç oyuncular için bence örnek teşkil eden bir altyapı. Çünkü burada genç oyuncuya çok büyük bir değer var. Bu seneki yapılanma haricinde geçmiş dönemlere baktığımızda birçok genç oyuncuyla playoff'un eşiğinden döndük. Yeri geldi, üzüldük, yeri geldi, sevindik ama belli bir seviyede başarı bu genç oyuncularla elde edildi. Benim buradan söyleyebileceğim tek şey Pendik Spor altyapısı ile ilgili, kesinlikle tercih edilebilecek, Türkiye'deki takımların ilk 5 takım arasına sayılabilecek bir altyapıya sahip. Tesisleri, hoca yapısı, vizyon ve misyon olarak yani kesinlikle tercih edilebilecek bir altyapıya sahibiz. Pendik Spor taraftarı çok büyük özlem içinde. Biz de bir taraftar, futbolcu olarak bu özlemi aynı şekilde yaşıyoruz. Allah nasip ederse inşallah kazasız belasız bir sezon geçirerek bu sene muhtemelen özlediğimiz şampiyonluğu yaşayacağız. Kupayı da hep beraber Pendik sokaklarında gezdireceğiz inşallah. Son olarak söylemek istiyorum ki Pendik Spor taraftarı gerçekten semt kültürünü yansıtan bir taraftar olduğu için bu seneki en büyük itici güç onlar olacak. Zaten ciddi anlamda iç içe olduğumuz insanlar. Bunu saygı sevgi çerçevesi içerisinde bu sene taçlandıracağız diye düşünüyorum.